Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün Total War Rome 2 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde neler yapmıştık onu hatırlayalım. Yeni bir ordu oluşturup, orduyu güçlendirip Olbia kentine saldırı düzenlemiştik ve Olbia kentini ele geçirmiştik. Şurada Olbia'nın esas sahibi olan Katiaroların Amazon Terbiyecileri isimli birliği var. Bu birlik büyük ihtimalle bir sonraki turda Olbia kentini geri almak için saldıracaktır. Çok deli bir savaş olacak gibi gözüküyor. Yapmam gereken bir şeyler var mı? Hemen kontrol ediyorum. Ordumuzun eksiği yok ama bayağı bir hasar almış durumda. Kahramanımız tamamdır. Diplomasiye bakabiliriz. Ya pek umudum yok hala ama deneyelim. Tam tahmin ettiğim gibi. Bu diplomasi olayını çözmemiz lazım bir şekilde. Şuradan siyasi dengelere bakalım. %55 hala üstünüz onlara göre. Ancak tabii diğer soylular güç toplamaya devam ediyor. Turu geçebiliriz. Tahmin ettiğim gibi saldırı gerçekleşti tahmin ettiğim gibi. Oh, garnizon hiç sağlığı yok. 1116, onlar 990 takviyesi var en fazla. Şimdi büyük ordu bu oluyor galiba. Bunu kontrol edelim, evet. Savaş alanını... Büyük ordu dediğim bu muydu? Neyse şöyle bir şey yapalım. Bunlar kaç kişi var ki gemide? Abi 2-3 kişiyle gemi mi kullanılır ya? Neyse sizler şöyle gelin. Yani bir işe yaramayacaklar ama. Şöyle dursunlar veya. Dur bakalım. Şu şekilde. Onlara bir bakayım. Generalleri gemide. Ve okçu. Bu okçular bizi halleder. Denizde pek bir üstünlüğümüz yok. Ama karada öyle olmayacak diye düşünüyorum. Şimdi Bozkır atlıları... Bozkır atları daha hızlı olur zırhlı atlara göre. Dizilimini iyi yapmam lazım ama sığmıyorlar ki hiçbiri. Düşme ordusunu görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Şöyle bir düzenleme yapsam
Zırhlı Atlokça bir grup olsun. Şu bölgede beklesinler. Güzel. Şimdi Bozkırat Lokçularını bir arada tutmak istiyorum açıkçası ama nasıl yapacağız? Buna da bir grup yapalım. Yani şu şekilde beklesinler şimdilik. Hemen dışarıya çıkarmam lazım onları. Çünkü dar alanda pek bir etkisi olmaz. Genç baltalılar. Sizler böyle bekleyin burada. Generalimiz burada beklesin. General diye başka bir şey aldık, evet. Heh, generalimiz burada beklesin. Bunlar da mı Horse Archer? Ha, zırhlı atlokçu bunlar. Ama az kişi kalmışlar tabii ki. Sizler burada durun. Lazım olmadıkça kullanmayacağım. Şunlar da az. Onları da çıkaralım. Grubu boz. Bu şekilde bekleyin siz. Lazım olursanız kullanacağım sizde. Tabii ki lazım olacaktır ama. Şu okçular da şurada beklesin. Şunu da bir grup yapayım ben. Şimdi bir de zırhlı atlı okçular. İki de Bozkır atlı okçuları. Üç de canı az olan, yani sağlığı az olan atlı okçular var. Muharebeyi başlatabiliriz. Şöyle iki de seçili kalsın. Hızlıca çıkın. Zırhlı atlokçuları da çıkaralım şuraya. Şu okçu birlikleriyle aslında şöyle bir şey yapabilirim. Düşman nerede tam gözükmüyor daha. Hatta şu canı az olan atlı okçular gelirse şöyle çok işimize yarayacak. Şuradan atış, alevli atış. Düşman yaklaşıyor. Generalleri nerede? Onu bir tespit edelim. Tabii gözükmüyor. Bu arada gemidekiler ya beklemeyin öyle. Hücum. Kötü oldu bu. Şimdi atlı okçular koşarak atın. Zırhlı atlı okçuları da getirelim şuraya. Şu şekilde çevirirseniz etrafında güzel olacak. Tabii geliyorlar. Şöyle bir şey yapacağım. Geriye doğru çekilin. Şimdi
Yapacağım bir şey yok onlara karşı. Tamam, bunlar böyle çekilirken zırhlı atlı uçağı şu şekilde dizilsin. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Onlar kaçacak. Onlara yapacağım bir şey yok. İçeriye girdiler bu arada. Çok kötü oldu bu. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Generali uzaklaştıralım. Şimdi sizler böyle dolanın. Sırtlı atlokçular böyle. Siz böyle gelin. Sarın etrafını. Hadi yedik oradakileri. Çevir çevir çevir, kaçmasına izin verme. Çevirin. Çok güzel. Şimdi buradaki ordularını yedik. Zırhlı atlokçular şöyle dizilin siz. Pardon, bozkır atlokçuları. Zırhlılar da şu şekilde gelin. Hatta beklemeye gerek yok. Arkadan sıkıştıralım direktman. Araya alırsak biter işleri. Zırhlılar siz şuraya. Çıkarmayın onları oradan. General sen de gel yakına. Hayır, kaçmalarına izin vermeyin. Koşun oraya, yetişin oraya. Zırhlı atlokçuları şöyle çekeceğiz mecbur. Niye diplerine girdi onlar ya? Ha, bunlar bozkır atlı okçusuymuş. Saçma sapan işler yapıyorlar. Zırhlılar gelin. Hızlı. General nerede? Generale ok atıyorlar. Bir korku salalım oraya. Kaçın şuraya doğru. Saldırın veya. Güzel, general geri çekil. Pek bir gücü kalmadı bunların. Şimdi şuradaki yaya birimlerini yiyelim hemen hızlıca. Hadi atlokçular. Çevirin etrafını, gel şöyle. Güzel. Bitti. Çok şükür bundan da zaferle ayrıldık. Tamam. Güzel zafer. Pirus zaferi olarak geçti tarihe.
pek bir ordusu kaldığını düşünmüyorum. Garnizon ordumuz dağıldı. Filomuz da yok oldu. Şimdi yeniden yapılanma, yani orduda yapılanma yapmamız lazım. Şimdi Cenk Bey'ine azim lazım. Harp veriyorum onun için. Ne kaldı? Buna fazla bir şey kalmadı. Bu bir tokatlık canı var mı denir? Evet. Şuna bir kontrol edeyim. Hemen paralı asker almış. Zaten açlıktan kırılıyor ordusu. Hiç kendimi yormama gerek yok. O yok olacaktır orada. Şimdi zırhlı atlı okçu buradan ne çıkıyor? Nereden bakıyorduk ona? Ha şuradan. Zırhlı atlı okçu. Zırhlı atlı okçu basabiliriz. Evet, iki tane daha bastık. Yapacağımız bir şey kalmadı. Turu sonlandıralım. Evet, havadisler geldi. Bunda da pek bir şey kalmadı. Şimdi niye geliyorsun ki buraya? Yani tehdit de değilsin benim için. Kendi kendine yok ol. Uğraştırma beni. Orduya 2 birim daha zırhlı atlı okçu. Diplomasi bir daha deneyeceğim. Yani diyorum belki gücümüzü anladılarsa kabul ederler diyorum ama yok, kimse yanaşmıyor. Welcome. I throw open the my people. Pontus'la aramız iyi değil. Tahmin ettiğimi kabul etmedi kimse. Bu arada Makedonya burayı almış. Ha, burayı da kaybetmiş ama. Tamam, sıkıntı yok. Bunların ikisi savaşıyor şu anda. Yani üstüme yürür diye korkuyorum Makedonya'dan açıkçası. Yani savaş halinde tabii ki varımla yoğumla savaşacağım ama şimdilik üstümüze gelmeleri hoş olmaz. Biraz daha ordu biriktirmem lazım. Evet, turu geçebilirim. War!
our gods demand it. Our ancestors love it. You, I expect to see evet, evet. Bir siz eksiktiniz. Hoş geldiniz Budiniler. Savaş ilanı. Kendiniz bilirsiniz. Parası. Araştırma tamamlandı. Güzel. Fetih. Yani Tur şehrini ele geçir. Tur neresi? Nasıl bakıyorduk ona? Şöyle. Tur şehrini ele geçirelim. Geçirmesine de. Surları var mı? Var. Mançınık lazım onun için. Sıkıntı yok. Teknolojileri araştırmaya devam edelim. Şimdi önceliğimiz ordu olsun. Ordu lazım. Artı 2 yakın muharebe saldırısı. Yakın muharebeyle işimiz yok bizim fazla. Koşmaz bak bu işimize yarar. Bu ne? Tamamdır o zaman savaş dansını basıyorum. Ardından toplu hücum. Ve sonra da kabile totemi. Şuraya da bakmak istiyorum. 48 yaşında 45 yaşında. Bunu bir mevkiye atayalım biz. Bir birim daha zırhlı atlı okçu basacağım buraya. Şimdi şunlardan biri de uzak akrabalarından birini evlendirirsem hatun kişi bu adamı nasıl diyeyim? Yani bu adamın siyasi entrikalarda bulunmasını engelleyebilir. Evet şimdi oldu. İtibarı bunun yüksek. Bununla bir tane akrabamı evlendireyim o zaman. Evlilik gerçekleştirildi ve güç dengesi sağlandı. Güzel. %57 oldu. Bu arada iki ulusla savaş halindeyiz. Budiniler az önce savaş ilan etmişti. Casusumuzu biraz yollayalım şöyle yukarıya doğru. Ha, gelecek olursa önceden haber alalım. Tek geliş yolu burası zaten. Turu geçebilirim. Yeni bir görev. Olbia'da bir tane ordu kur diyor. Bir saniye bakalım. O zaman yani fili olmuyor. Normal ordu kuracağız. Dur ama. Hayır direkt kurmak istemiyorum bir saniye. Diğer soylulardan olmayacak bu kraliyetten.
Targitaos, kraliyet ailesinden. -21. Vis Taspa. Bu da kraliyet ailesi. -14 soylu. İtibar düşüyor ama kurmak durumundayım. Kuralım ya. Sıkıntı olmaz. İskit kraliyet atlısı. Evet. Yetiştir. Güzel. Sen biraz daha ilerle. Hatta Tur şehrinin dibine kadar girebilirsen gir. Güzel gözüküyor şu anda. Avariler ve Meles çocukları olarak isimlendirilmiş iki tane farklı ordusu var. Güzel, rütbeleri artıyor. İkinci birim rütbesi. Bunların ordusu neden oluşuyor acaba? Bu dinler. Neyse, zaman gösterecek. Yani elbette savaşa gireceğiz onlarla. Yani bir çarpışma gerçekleşecek. Turu sonlandıralım. Cenk Bey'in rütbesi artmış. Bu arada ziyafet ne veriyor? Tarım ve hayvancılıktan %+15 zenginlik. Tur başına +4 asayiş. Güzel. Şimdi Cenk Bey'in de militanlık özelliğine vereceğiz. Bu +1 azim. Askeri eğitim tur başına +30 bilim tecrübesi kazanımı. Bu demek oluyor ki ordumuz daha hızlı bir şekilde rütbe atlayabilecek ve daha güçlü olacak. Ağzı bozuk. Bu adam limandaki denizcilerle çok fazla alem yapıyor. Onların kötü alışkanlıklarını kazanmadan onu oradan alın. Şimdi o sen misin? Bakayım. Yok. Değil. Şimdi genel. Hiç yakışmıyor sana. Seni oradan uzaklaştırmak için mecburen. Orduyu Vitas Pasa mıydı? Ne? İsmini tam hatırlamıyorum da. Vitas Pasa mı ne, işte ona vereceğiz. Ne? Ha. Vis Taspa. Cenk Bey sen de ona geç. Asker eğitim. Şimdi kusura bakma, seni böyle geriye alacağım. Madem denizcilerle alem yapıyorsun orada. Hatta Soloka'ya dönsen denizle bağlantın kalmaz. Şimdi casusla gözetleyelim şunları. Üçüncü orduyu oluşturmuşlar. Bu sefer rakibimiz güçlü. Zırhlı atlokçuları var hep. Ready for battle.
Bizi sıkıntıya düşürebilirler. Ordu bassam mı, biraz daha beklesem mi? Bir tur daha bekleyelim. Şuraya da bakmak istiyorum. Bunu mevkiye atayalım. Aslında bunu da evlat edinsek. Nüfuzu düşüyor. Yok, kalsın bu böyle. Evet, turu geçebiliriz. Evet, mümessilimiz ifşa oldu. Savaş dansı neymiş? Araştırmaymış, tamamdır. Şimdi mümessil burada durmaya devam etsin. Tespit ettiler ama. Bak, ordu basmaya devam ediyor. Sıkıntı büyük. Bizim bir ordumuz çevik binciler. Sizce onları durdurmaya yeterli olacak mıdır? Deneyeceğiz. Aslında 5 turda ova biniciliği oluyor. Bunu bassam daha güçlü ordular çıkarabiliriz ya. Ova biniciliğini yükseltelim. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, oyunun akışına göre hani yaptığım planlar bazen değişmek zorunda kalıyor mecburen. Mordos'tan beş tur bekleyemeyiz ordu için. Onun için ordu basıyorum. Ordu lazım. Yapacağımız pek bir şey kalmadı sanırım. Turu geçmeyeyim. Videoyu burada sonlandıralım. Bir dahaki bölümde oyunun akışına göre neler yapmamız gerektiğini planlarız. Şimdilik tek yapmam gereken ordumu güçlendirmek. Çünkü bu seferki düşmanımız güçlü. Budiniler. Ordusu sağlam. Şu araştırma tamamlandıktan sonra binaları geliştirip asilatlı okçular basmak istiyorum. Bakalım, inşallah umduğum gibi olur. Evet arkadaşlar, daha sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.